Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed seyyidina ve ahir ve zade Resulullah ve zade hamdü ve Allah ve zade meşakir ve zade istur. Bizim ihvanlar bu program yapılmış ki nasıl Şeyh Efendi'yi anlatıyorlar, nasıl tanıştılar, nasıl buluştular, ne yaptılar diye. Biz de bir iki kelime söyleyelim inşallah. Şeyh Efendi'nin hakkında bir iki kelime yetmez ama yine kısaca bir özet olarak bir şey söyleyip de inşallah herkese fayda olur. Şeyh Efendi'nin şeyhliği Peygamber Efendimiz'den geliyor Nakşibendi olarak. 40. şeyhtir. Ne demek o? Demek ki nasıl Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak geldi. Şeyh Efendi'nin de aynı şekilde vazife aynıdır. Değişmiyor. Bazı insanlar meşrepleri değişik. İstiyorlar ki bir sınıf insanla görüşsün. Gelecek olan şeriata, tarikata %100 bağlı olarak gelsin. Biraz yanlış düşünüyorlar ama bir şey değil. Onlar gene kendi yolları ayrı, meşrepleri ayrı. Onlar bir, yani yanlış dediğimiz şey olarak Allah'ın emri herkese çünkü. Peygamber Efendimiz geldiği vakit Ebu Cehil'le de konuştu, Ebu Leheb'le de konuştu. Bütün onlar Müslüman değildi ki. Onlarla muhatap oldu. Yavaş yavaş kısmeti olan Müslüman oldu. Kısmeti olmayan öldü gitti. Onun için Şeyh Efendi herkesle görüşebilir. Görüştü de cahil insanlarla muhatap olmak iyi değil ama gene de bu insanlara fikir vermek için, insanların kafasını bulandıran insanlar, evliyalara karşı, şeyhlere karşı Peygamber Efendimiz'i misal gösteriyoruz ki onlarla herkesten muhatap oldu. Ayaklarına kadar gitti. Koskoca Peygamber Efendimiz, yani Peygamber Efendimiz bizim yanında nokta değiliz. Nokta, onun noktası bile bizim dünyadan büyüktür. Yani dünyanın noktasının noktası değiliz. O büyük azametiyle, şanıyla o keferenin ayağına kadar gitti Peygamber Efendimiz. İslam'a davet etti. Şeyh Efendi'nin de vazifesi oydu. Onun için kim gelir, nasıl gelir, hepsini kabul ederdi. Son zamanda bir şey şeye takıldı. Akılsızın biri çıkmış. Şeyh Efendi nasıl papayla görüştü diye abuk subuk şeyler söylüyor. Şimdi hem söylüyor. Yani o kadar insafsız, o kadar akılsız. Hem bir defa Şeyh Efendi dünyasını değiştirdi. Bu insanın arkasında konuşmak iyi değil.
İkincisi dediğimiz gibi Şeyh Efendi herkesin imana gelsin diye bir himmet ediyor. Şeyh Efendi o papayla görüştüğü vakit 90'a yakındı yaşı. Hasta haliyle oraya kadar gitti. Onu imana davet etti. Keramet olarak da o adam 2 sene sonra bu onların yani küfür dünyasının en yüksek yeridir orası. Bütün dünya emrindedir onun. O bıraktı, vazgeçtim dedi. Yok hasta dedi, yok bilmem dediler. 2000 seneden beri kimse bu şeyi yapmadı. Bu adam yaptı. Bunu düşünmek lazım değil mi? Nasıl oldu bu? Şeyh Efendi'ye sorduk. Şeyh Efendi dedi, hakkı gördü. Bu kadar yani söyledi. Bundan daha büyük keramet olur mu? Zaten kerametleri çoktur da yani izah etmek istemez. Ve dediğimiz gibi iki kelimeyle geçirtti. Hakkı gördü dedi. Hakkı görünce vazgeçti. Bu bütün bu saltanattan, bu azametten, bütün bu yani dünyevi şeyleri hakkı görünce hiçbirini istemem dedi. Bırakıyorum dedi. Allah bilir ne kadar uğraştılar adamı sakın yapma etme diye ama imkanı yok. O şeyi gördükten sonra işte bu insanlar da bunu göremiyor. Onu söylemek istiyoruz ki Şeyh Efendi'nin vazifesi değişikti. Fakiri, zengini, akıllısı, delisi, güzeli, çirkini kim varsa kabul ederdi Şeyh Efendi. Onların mevkisine, tipine, aklına bakmazdı. Geleni kabul ederdi. Onun için Allah'a şükür dünyanın her tarafında ihvanları var. Dünyanın her tarafından da şimdiye kadar gene devamlı ziyaretine geliyorlar, himmet alıyorlar. Evliyalar ölmez. Dünyayı değiştirdikten sonra daha da kuvvetleri artar. Onun için biz onun himmetini daima seziyoruz. Herkes de onu farkında. Onun için bunu söylemek istedik. Bir akılsız insanlar varsa, böyle suuzan yapmış insanlar varsa tövbe etsinler, af dilesinler. Allah affeder. Şeyh Efendi de affeder yani. Yani yapılan şeyden tövbe ettikten sonra merhametlidir. Peygamber Efendimiz'in yolundadır. Merhametlidir o. Onun için Allah makamını âli etsin. Himmeti hazır olsun inşallah. Allah razı olsun hepimizden. Bu ufak bir şey söyledik inşallah. Faydalı olur hepimize inşallah. Ve minna Allah'a tevfik. El-Fatiha.